Herkese selamlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle Faber-Castell'in ülkemize yeni gelen setini inceleyeceğiz. Zaten 4 rengi vardı. Bunun 4 rengi de satışa sunulacaktı. Ben de internette gördüm. Hemen aldım. Sizlerle incelemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü renkleri gerçekten çok güzel. Öncelikle nereden aldığımdan bahsedeyim. Ben bunu sanırım Trendyol üzerinden panel kırtasiye satıcısından aldım. Ve kargolaması epey kötüydü. Sadece şu baloncuklu poşet şeyinden geçirmişler. Onu da bantlamamışlar bile. O yüzden kabında epey hasar var. Ürünlerde umarım bir şey yoktur. İşte akma gibi bir sıkıntı. Şimdi birlikte inceleyelim bunları. Dediğim gibi 4 rengi şu ve şu rengi. Evet, ülkemizde vardı. 4 rengi de yeni geldi. Şu an aktif olarak satışta olan bir link bulamadım. Dediğim gibi panel kırtasiyeden aldım ve 2-3 tane stokta vardı. Sonra da zaten stokları bitmişti. Aktif olarak satış yapan bir yer bulursam, bir link bulursam hemen açıklama kısmına bırakacağım linki. Şimdi hemen bunları incelemeye geçelim. Şuradan hemen açalım. Renkleri gerçekten çok güzel duruyor. Çok heyecanlıyım bunları açacağım için. Şimdi deneyelim. Öncelikle bir yeni renkleri sizlere göstereyim. Şöyle bir yeşil var. Metalik. Sonrasında bir tane metalik mavi var. Mavi umarım güzeldir. Sonrasında bir tane böyle dışı gümüş gibi dursa da mor var. Bu şekilde uçları da çok simli gözükmüyor aslında. Umarım simli yazıyordur. Bir tane de böyle kırmızı rengi gelmiş yeni olarak. Eskileri de eğer bilmiyorsanız, görmediyseniz göstereyim. Bunlar bayağı bir popüler oldu. Belki görmüşsünüzdür. Çünkü işte Twitter'da bile bayağı bir popülerleşmişti. Bunlar da yeni ilk renkleri. İlk renkleri çok, yani şunlar geldikten sonra çok beğenemedim. Özellikle şunu pek sevmiyordum. Gold zaten böyle çok gold gibi değil de daha hardal gibi bir rengi vardı. Şu Pearl Rose ve Shiny Silver gayet güzel renklerdi. Onlar da dediğim gibi arkaya çok geçiriyorlardı. Çünkü günlük hayatta kullandığım defterler yüksek gramajlı kağıtlar kullanılmıyor defterlerde genel olarak. İşte kitaplarda öyle. Çok kullanamıyordum o sebeple. Umarım değiştirmişlerdir. Eski serisi de var bende zaten bu kalemlerin. Onlarla da şimdi bir test yaparız. Renklerini deneyelim. Böyle bir Rodya defterim var. Sayfa gramajı tam olarak emin değilim. 90 olabilir. Fakat yine de bilmiyorum. Ve renkleri bu şekilde. Açıkçası daha farklı bir şey bekliyordum. Daha metalik bir şey bekliyordum. Ama böyle olmadı. Şu mavi özellikle çok bir metalikliği yok. Sim tamamen gitmiş bence. Sim'i sanırım beğenmediler. Şurada bir azıcık görüyorsunuz başlarda. Bu da şuraya yazdıklarımda ilk aldıklarım. Belki hani üretimde farklılık vardır. Bence kesinlikle var. Şu mesela aralarındaki simli olan kısımları görebilirsiniz. Bayağı bir eski aldıklarım. Çok parlıyor. Şu üstteki yeni renklere gelirsek şu kesinlikle pastel mor gibi duruyor. Böyle pastel moru biraz koyulaştırıp şey yapmışsınız gibi. Ve ben çok beğenmedim. Yani kötü bir şey, kötü bir ton mu? Hayır. Ama çok özel bir ton mu? Yine hayır. Şu renk zaten Faber-Castell'in kırmızı olarak, pastel kırmızı, nar çiçeği rengi olarak sunduğu kalemin neredeyse aynısı. Bu da yine simi olmadığı için biraz daha koyu rengi. Yeşil biraz farklı bir ton olmuş. Yani güzel bence. Yeşile bir şey diyemeyeceğim. Mavi de güzel. Sevdim çünkü bu ton çok yoktu highlighterlar arasında. Fakat kesinlikle bir şey yok, sim yok bunlar arasında. Özellikleri aslında böyle simli olmalarıydı. Şöyle bir arka geçirme şeylerine de bakalım. Arka geçirme şeyinde kesinlikle bir fark olmamış. Şunu biraz daha fazla kullandığım için ben, bu eski aldıklarımdandı. Bunun biraz arkaya geçme mürekkebi azalmış. Ama şunlara bakarsanız, bunları daha az kullanmıştım. Neredeyse aynı. Yine arkaya geçiriyorlar. Ki bu da oldukça kaliteli bir kağıt. Fakat yine de geçiriyor. Yani buna aslında çözüm bulunsa çok daha güzel olurdu.
Çünkü simi de gitmiş. Yani çok bir özelliği de kalmamış. Ama yine de kötü kalemler mi? Hayır. Renkleri böyle değişik alternatiflerin olması bence çok güzel. Şöyle biraz daha size göstereceğim. Tonlarını görmeniz adına. Bunlar böyle oldukça soluklaştırılmış şu iki renk. Şu iki renk de böyle koyulaşmış. Bence daha güzel bir şey bulunabilirdi. Daha güzel bir ton bulunabilirdi. Fakat böyle şeyin olması benim hoşuma gitti. Ben beğendim. Eski kalemle yeni kalem arasında da tasarımsal olarak bir fark var mı diye bakıyordum. Eski kalemin şurasında da aynı yazı yazıyor üstündeki. Bunu da yazmıyor. İşte başka bilgileri sanırım aynı. Bunun dışı da böyle görebilirsiniz. Simli. Ama bunun öyle bir sim söz konusu değil bunda. Ben sevdim. Dediğim gibi çok olmazsa olmaz bir kalem değil. Çünkü simi için alacaksanız çok bir simi yok. Fakat güzel bir kalem mi? Değişik tonları var mı? Evet var. Bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.